Lanetle Mahmut Erbiş onlara. Allah! Nasıl bakıyorsun öyle Derviş'e? Köhne ava giyen Arif onlara. İsterse bir şey yok köhne giysin. Varisi enbiya denmiş onlara. Peygamber varisi onlar. Denmiş onlara. Mürde gönülleri ihya ederler. Emrah-ı cehdiyle. Kali haliyle. Kali ehli olanlar. İnfialiyle. Laf ehlinden kaç. Laf öder vardım. Allah içerinden kursun. Erenleri bul da intizar eyle. Erenleri bul da teslim ol. İntisar eyle. Seni de vasılı Mevla ederler. Allah'ın selamı, selameti üzerimize olsun. Berekesi de, rahmeti de üzerimize olsun. Huyla tabbel kulub. Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Ekremel Ekremin. Medet ya ilahel alemin, destur ya Adem Safiullah, destur ya Nuh Şekurullah, destur ya İbrahim Aliullah, destur ya Musa Kelimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur cümle Peygamber Ramazan ve Resul-i Kiram Hazretu, kafesinin ruhları için Fatiha ve As-Salat. Selam. Elhamdülillah. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım sözlerime. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve Ali ashabına, ahbabına ayrıca selam olsun. Çünkü şeriatımız Hazreti Resul Efendimiz'in şeriatı karra. Diğer Peygamber Efendilerimizi haşa inkar ederse kafir oluyoruz. Kitapları inkar edersek kafir oluyoruz. İmansız oluyoruz. Allah öyle buyuruyor. Bugün en büyük düştüğümüz gaflet bu. Ama kim anlatacaksın? Kim anlasın? Zararın neresinden dönsen kârdır demiş. Dön ya sen de biraz zararın neresinden döneceksin dön. Dün vatan böyle korunuyordu diye bugün de götüremezsin aynı şekilde. Dün de hata edildi. Eğer öyle denildiyse bilmiyorum. Bizden başka Allah'ın kulu yok dedinse günaha girdin yeter. Başka çıkarmaya gerek yok ki. Allah'ın bir tek kulu ben dedimse bendik. Nereye götürüyor seni? Kimsin sen? Nesin sen? Allah'ın eş ortağı mısın? Şerikin hazine misin? Bir kuvvetin gücün mü var? Bendik nereden geliyor? Bu gurur, kibir, ucub nereden geliyor? Demek Allah-u Teala Hazretleri bir tek seni halletti. Beni Adem olarak, insan olarak. Kendine yakın kıldı. Sensinler böyle Allah. Ben de kendi öyle tarif eden yok. Ne Peygamber Efendimiz böyle Allah anlattılar. Ne Hazreti Allah zatından böyle bahsetti. Var mı başka? Efendi içimize geliyor, başımıza gitti. Ne kadar tatlı oldu demeyelim, rica ederim Allah aşkına. Atadan Üsküdar'ı geçti. Evet, hala Cebrail'in kanadını saymayla uğraşma.
Biraz sana sonra bak. İyi. Hani öyle diyor, sonrasın ki Cebrail'in kaç kanadı var. Ama bilmez ki Selanik nerededir. Cebrail'in kanadını sayar. Ne yapacaksın kanadını? Sana ne? Allah kanat mı soracak senden? Esas öğreneceğin ilmi öğreniyorsun da bir sanatkar öyle değil mi canım? Hala gelmiş 10 sene olmuş, zımpara yapıyor, başka bir şey bilmiyor. Ne yaparlar? Kovarlar bunu. Çırak. Ne çırak önüne kalma bundan. Ben sana sınıflarını söylüyorum. Hala birinde sürmeyi bilmiyor. Ne işe gelecek bu? Allah da böyle seni sapıttıydık zaten. Beşeri duygu bu. Günü yaşayacaksın. Efendim? Hazreti Allah yoksa bir peygamber ile iktifa etmez miydi? Allah'tan iyi mi biliyorsun? Her devrede yöneliyor Hazreti Allah. Hiçbir zaman boş değil. Peygamber Efendimiz olmadığı zaman varisleri. Hiç dünya boş kalmamıştır. Kaldı diyen en büyük küfrü burada yapar. Allah iftira eder çünkü. Nasıl sonra isnat eder Cenab-ı Hakk'a? Zulüm isnat eder. Ya, aklına hiç gelmiyor mu? Ben niye sosyalite yaşatmadım ya Rabbi? Ne yapacağım? Bugünden ne değişiği var? E canım Hazreti Resul'e yaşamadığı zaman da her komünistler öyle. Evet, peygamberiyle yaşamayı da varışsız bırakmadı ki Hazreti Allah. Ama sen kabul etmiyorsun. Güle güle et, etme. Allah'ın gücünden bir şey eşitebilir misin? Allah'ın kanunlarını bozabilir misin? Onun için kardeşim, anlamsız şeylere zamanımızı öldürmeyelim. Artık geçti. Geçti bu günler komutanımda diyor. Evet. Ama niye geçti deyince alay konusu olmasın. Bizim oflu öyle dedi. Yüzbaşıya selam vermemiş. Buraya geldi oflu. Niye selam vermiyor lan? Geçti oyunlar oradan, geçti. Allah Allah. Ne lan? Duymadın mı ben temennime emrer oldum? Diyor. Yüzbaşıya selam vermiyor. Temennime emrer oldum diyor. Geçti o günler komutanım, geçti diyor. Böyle mi oğlum? Böyle mi oğlum? Biz böyle diyoruz. Biz Muhammed ümmetiyiz diyoruz, hiç peygamber kabul etmiyoruz. Allah da kabul et diyor, ne yapacağız şimdi? Biz Kur'an'dan başka kişi kabul etmiyoruz. E Allah kabul et diyor, ne yapacaksın? İmansızsın diyor. Hayır, başka bir taraf varsa anlatın. Ha kendine gelen, senin devrinde gelen kitapla ahkam, onun ahkamını yiyeceksin, onunla hareket edeceksin. Musa Aleyhisselam'a gelen şu türlü şeriata niye uymadın diye Hazreti Allah kişiyi sıra sormaz. Ama Muhammed Üniversitesi'sin sen. Hazreti Resul Efendimiz'e gelen şer'i hükümlere niye uymadın diye sorulur. Ha onlar kabul etmesin de onu ayrıca sorulur. Kabul et dediğim halde ben sen niye kabul etmedin? Ayırt etme birbirinden dediğim halde sen niye ayırt ettin? Ayrıldığın gibi de onlara kafir, gavur, gayrimüslim dedin. Yarabbi şeyler sana ne? Akılsız. Sana ne? Sen mi soracaksın onların hesabı? İşe gelmiyor muamele yapma. Gelmiyorsa muamele yapma. İlla onun söylediği akşamla hareket edecek değilsin. Sen uyarıcı bir peygamber göndermiş Hazreti Allah. Rabbim bizden ayırmasın. Ama ne kitaba dil uzat, ne peygamberlere dil uzat. Onların aleyhinde şöyle etti, böyle etti diye cüret, o türlü terbiyesizlik yapma. Allah korusun. Dervişlere diyorum. Dervişlere hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da dervişliğe hiç yakışmıyor.
Hem ehl-i tasavvuf geçineceksin. İşin gerçeğini yaşayacaksın dinin. Ehl-i sufa yaşayacaksın. Sofi olarak hayatını idam ettireceksin. Hem de olmadık herzeler karıştıracaksın. Kafirin bile utandığı herzeler. Öylesin. Yirmi yıl süreç. Sen bu zaman için dünyaya geldin. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz'in getirdiği ahkam üzere yaşayacaksın. İmanın şartı değil de efendim, imanın şartı evet var da İslam'ın şartı yok biliyorsunuz. Onu uydurdular öyle, uydurdular İslam'da. İslam çünkü umumi. Tek din İslam. İkinci din yok ki. Arayan husvandadır diyor Hazreti Allah. Kabul olmayacaktır ondan. Tek din. İslam deyince onu da tek elimize aldık. Başkasına bu hakkı vermedik. Yani en büyük hatalarını sayıyorum. Allah korusun. Kusurumuzu affetsin de. Bir daha yapmayalım böyle. Ben seni dinlemiyorum diyorsan Allah işi biraz getirsin. Hiç alakan yok deryanında. Ben Allah-u Teala Hazretleri'nin buyruğunu vazifeme itibariyle anlatıyorum. Eğer bunlara kabul etmiyorum diye o kadar gidiyorsan benim şahsıma mahsus bir şey yok. Evet. Maalesef Ankara'dayken bir öğretmen arkadaşımız, emekli Ali Efendi, çok mühim bir kişiydi ama demek ki varlıktan benlikten kendisini kurtaramamış. Bir mektup yazmış. Allah'ın emirlerini falan. Güzel. Kur'an'ı almış yazmış. Dedim ki gönül isterdi ki dertleşiyoruz yani bir şey değil. Gayret değil kimsenin de. Allah onun da kusurunu affetsin. Gerçeklerden biraz da temas ediverseydi, bunlar da gerçek de, bugünkü ihtiyacımıza cevap. İslam nedir? İman nedir? Amenti iman nedir? Peygamber Efendimiz nedir? Kitaplar nedir? Biz nebze. Ben çünkü bunların üzerinde hastalık bende. Başka bir tarafa adım atamıyorum. Ne olur bir nebze de ondan bir dokunuvereydi, bir nokta koyuvereydi dedim. Üzüldüm yani, bilen insan olarak üzüldüm. Yani sanki hakaret etmişiz o zaman. Bir mektup daha ki acı. Ben de söylemeye icap ediyorum. Devletten çıkaramam ama vazifemi bırakmam bilmem ne falan. Ben devletten çıktım dedim. Seni ben uyarıyorum. İhvanım olduğun için uyarıyorum. Vazifeli olarak uyarıyorum. Üzülürüm diyorum. Hepiniz için diyorum. Eğer bir şeyden bahsediyorsanız da buna temas etmiyorsanız sen dergahımda imansız duruyorsun o zaman. Dergahıma karşı imansızsın. Şeyhine karşı imansızsın. Ben uyduruk şey değilim ki. Allah kahretsin. Anlatıyorum size. Yarın huzur-u ilahide perişan olmayın diye anlatıyorum. Haddi aşmayın. Başkaları hata ediyor, siz de yapmayın.
Yok efendim. Bizim yüzümüz gözümüz hürmetine yaratıldığı dünya. Bırakın böyle oyuncakları. Sen kimsin? Allah'ın varlığı karşısında sen kimsin? Hakik zaman geldim Peygamber Efendimiz'e. Müteşekkiriz Rabbim'e. Niye? Bugüne göre bir şerata bizi tabi kıldığı için dedim. Yoksa Peygamber Efendimiz ya değil ki. Allah izlerinden ayırmasın. Ayırt etmeyin buyuruyor Hazreti Allah. Hiçbirini ayırt etmiyoruz. Ama şeriatıyla yükümlü olduğumuz Peygamber Efendimiz'in izindeyiz. Sakın ya arkadaşlarım ya kalışmayın Peygamber Efendimiz'e. Hele şeyhinize hiç hayır Allah'ın vazifesini dediysem viraset taşıyorum Peygamber Efendimiz'in varisiyim. İkinci bağırandığı duysanız gelin yüzüme tükürün. Açık bağırıyorum bakın. Lan bize bazı. İtimat edin diye bu kadar rahatsız oluyorum. Şu yaşta. İtimat ettiğiniz zaman bir şey sarsılmayın. Yoksa sen buraya tabi değilsin. Nasıl olur? Köye geldin dayını bilmem, şehre geldin dayını bilmem demiş. Yani neyse ters oldu ya. Olur. Bırak ya. Nesin sen? Ne diyorsun? Edile-i Şerif üzerine yaşamaya çalış. Kitap, sünnet, icma, kıyas, fukaha. İmanına dikkat et. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlî. Vel yevmul âhire ve evlil kader. Hayrihi ve şerrihi. Minallahu teâlâ vel basûl ve alem mevzu. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasûlü. Evet. Kur'an budur. Özü bu zaten. Özü bu iman diye çıkarmış. Allah-u Teala Hazretleri'nin buyruğu. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan el-Eş'ari Hazretleri, İtikatta imamlarımız Kur'an'dan ahkamı çıkarmışlar. Amentü imanın şartı demişler. Bunlardan 90 olursa imansızda 90'lık vardır. Bunlar olmadı mı imansızdır buradan. Öz. Öyle mi? Kur'an da bununla özenmiş. Ta başlangıçta, Fatiha'dan başla. Elif, la, mim, sureye bakarak devam et. Âmenâ Rasûlü bimâ enzelnâ ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Kul inna âmenâ billâhi ve melâiketî ve kütübî ve rasûlî. Lâ neferrigu beyne ahadin min rusulî ve gâlu semînâ ve atânâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel mesûl. Ahir ayet. Başka mı? Başka mı? Sen neyi kabul ediyorsun diyorsun? Kuşağın sözü, kuşağın içerisindeydik. Evvela ikvanıma sitem ediyorum. Çünkü bazı kişilerin tavrından anlıyorum. İşte okul öğretmeni arkadaşımızı da örnek gördüm. Küstü. Ne olur dedim, şeyhin söylediğine bir temas ediyor. Ben söylemiyorum ki. Benim imanımla biraz şey diyor, orantılı, anlaşılıyor, ne olur. Günaha mı girersin? Yanlış söylersen yüzüme çıkır, gel. Kapılmayın başkalarına. Hele hele dergahımızdan bizi bir de çıkar da. Canım siz efendim sözüne bakmayın. O ne söylesin, kabul edildi. Diyorsa, huzur-u ilahide yerini hazırlasın. Bir numara davacı benim. Niye affedersin, bilmem neydi, bir çocuğunu yormuyor. Nasılsın, biri yapıyor, biri bozuyordu. Hesabı. Davacıyım. Ha, aklı ermedi. Ermiyor benim. Tamam, olur. Sesini çıkarma, ağzını açma. Bu şekilde sistem ediyorum ki yanlışlık yapmayın.
Öz hakkım değil kimse istemek. Zor da olur mu? Sen bir şey verebilirsen ben verecek değilim ki, Allah verecek. Ben vesileyim. Ben neyi vereceğim size? Rabbim verecek, vesile kılmış. Buradan verecek. Peygamber Efendimiz de vesile olduğu gücü yok. Hevesinden şu anda bir şey vermeye muktedir değiller. Evet. Ama vesile kılmış Hazreti Allah. Neye? Rahmetine vesile kılmış. Ancak yaklaştığın zaman, onları böyle kabul ettiğin zaman iman başlıyor. Allah'ın rahmeti seninle beraber. Olma bensiz, gelme bensiz, gitme bensiz, ey ay doğma bensiz, ey güneş doğma bensiz. Bugün Hoca Efendimiz'in hutbede okuduğu, Allah razı olsun, günü ayı kılsın. Aşk. Nedir bunlar? Basit bir şey mi? Cennette yoksa ne ya? Cennet istemem diyor Rabia Hatun. Kime? Allah'a diyor. Olur mu? Allah cennet cehennemde bahsedilir mi? Ya zevk bu. Bu senin ölçüne girecek bir şey değil. Ama aşka bak. Bir nebze kendine ondan çekmeye çalış. İşte Rabbim'den. Duygu yok mu? Ha. Demeyim gerisini. Evet. İlla herkes aynı duyguya erilecek değil. Ama bu duygunun yolu açık. Bu aşkın yolu açık. Herkes için ayırt etmemiş Hazreti Allah. Hatta tahsili olur açık. Olmaz cahildir yine açık yol. Bakın, cahile de yol açıktır. Ama onun gittiği yol şahsına mahsustur, seçilmez. Sen de gidip oraya bana bir ders ver diyemezsin. O ya anlatacak, zevkin olur gider. Sen alamazsın aynı zevki. Sen nicelerini gördük, duyuyoruz, okuyoruz kitaplarda. İyi ki değil ki. Evet. Gül bülbüle feryat edip, gül bülbüle aşık olup feryat ediverse, bülbül onu ihmal edip berbat ediverse, dünya ters edilse, diyor yine Rabia Hatun, şark eylese garbı, şimal canıbı, şark garp, malum. Şark eylese garbı, doğu batı, canan bizi arzulayıp da iade ediverse. Biz hep onu arzuluyoruz. Hep onu iade ediyoruz. O da ne olur biz iade ediverse. Ya Rabia, burada zevkin de senin. Allah seni iade etmezse sen Allah'a iade edemezsin. Allah kulum demezse kul Allah'ım diyemez. O zaman ben ne kadar? Ha, başlangıcın yok. Arzı isteyen yok. Yönelmiyorsun. Yönelmek ne demek? Kanun-u ilahiye göre yöneleceksin. Ne o? Savun-u salat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet. Savun-u salat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet. Bu esas prensiplerle yürüyeceksin. Öyle diyor, bana böyle gel. Yok ya Rabbi, acizim, öyle gel. Acizsen öyle gel ama yok, aciz değilsin. Efendim, 1 miligram darının yağını hesap ediyorsun, miligram. Ondan sonra da ben buna aklı vermez diyorsun, dini mevzuya gelince. Ya, kime bulunmazdık? Beşere sökmüyor, Allah'a sökerim. Hadi diyeceksin ki, sizi tercih ediyorum tabii bu sözlerle. Dinleyenlere, iman etmeyenlere diyorum. Diyeceksin ki ben görmediğime ibadet etmem. Ya tamam etmem. Ben madem ki beşerim, görüyorum işte gördüğüm şeyler, itibarım var.
Görmediğiniz ya binlerce, yüz binlerce, milyonlarca olay var. Onlara hiçbir şey demiyor mu, değil mi? Neyi gördün sen? Ne biliyorsun? Allah ölecek şekilde yaratıldın. Ama sen onu başka yere kullandın. Ve iflaza gittin. İflas ettin. Allah tırmı kesin. Hayır kesinmez. Hazreti Mevla'nın da meslevisi bununla dolu dolu. Bütün evliyullahın. Şimdi demeyin Mevlana'ya ait, demeyin Abdülkadir Geylani'ye ait, demeyin selamına göre. Her devirde hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede olursa alsın. Hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede olursa alsın. Hikmet mi? Mümin mi? Kayıp malıdır onun. Onun malıdır. Ya bunu filanca söylesin. Dün onun da bugün bunun. Sakın demeyin bunu filanca da söyledi. Şu an söyleniyor mu? O söyleyenin malı. Ama kimsenin babasının malı değil. Kimse kendinden uydurmadı. Rabia'da adından bahsettik. Bunlar Rabia'nın uydurması değil ki. Adaviyatın uydurması değil. Biliyorsunuz Hasan-ı Basri Hazretleri'nin zamanında yaşadılar. Çok mevzuları vardır. Hasan-ı Basri Hazretleri ırmağa postunu attı, geçti öbür tarafa. Rabia Hatun da uçtu, havadan gitti. Ya Rabia, ne senin bu halin, bu işin nihayeti ne benim? Gördüm ki bir balık aşağıda seni geçti. Bilmem bir sinek de beni geçti, hesabıyla işte onu bunu. Bir sinek de seni geçti Allah'ın aciz mahluklarına. Bu mu işin aslı? Hayır, hayır, hayır. Allah'ı ne kadar biliyorsun? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün 21. asırda. Bu ezan başka dinlemeyin. Dinleyin de kabul edeceğiniz şekilde dinleyin. Hurafalara doldurulmuş şeyler dinlemeyin. Bu hafta aciz diyorum ki Allah'ın sulh sıratlarını yaşamaya çalış. Sana üfürdüğü neydi? Seni ihya eden neydi? Sana bu güzelliği veren nereden geliyor? Kim verdi? Yerine halifemi yaratacağım. Kitabının tecellisi nedir? Beni Adem'den başka kime üfledi Hazreti Allah? Kime üfledi? Meryem Validemize üfürdü, Cebrail Aleyhisselam'a, Musa İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. Üfürdü. Ama beni Adem'e üfürdü. Yok, melekede bundan hiç sanamadı. Yok kimse. Sen melekeden de üstünsün. Bütün varlıkların fevkinde yaratıldın. Senin düşünceni, senin tanzimini, tertibini, sendeki zuhur eden güzellikleri hiçbir şeyde bulamazsın. Türkiye şahide gerek yok ki. Her şey böyle. Her zaman diyorum, bana bir mahluk gösterir misin? Bir kerpiç yapmış. Bir tuğla yapmış. Üstüne koymuş, içine girmiş. Yok, beceremez ki. Beceremez, beni Adem'e verilmiş bu. Cevher ve araz. İhsan edilmiş. O ihtiyacı kadar bir şeyler idrak eder, alır. Günlük ihtiyacını sevinir. Yarını bilmez. Ama beni Adem seneler seneler sonra düşünür. Öldükten sonra dirileceğini düşünürler, onlar düşünmezler. Bunlar nasıl geldi, öyle giderler. Emri hakkı tutmayan hayvan gelir, hayvan gider. Aleyküm selam. Emri hak. Emri hakkı anlatıyorum ben size. Evet. Cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huriyi. İsteyene sen diyor anı.
bana seni gerek seni. Cihan Yunus, çok güzel biz aşk alıyor, bir şey alıyoruz, zevk alıyoruz. Ama yalnız seninle oldu mu ya Yunus? Olmadı. Tertib-i ilahiye, tanzim-i ilahiye riayet et. Bunu da zirvesine dırmanmaya çalış. Bugün Yunus bu. İyi anlayın. Evet. Haya efendim dediği gibi atlamak değil. Yani başka türlü konuşacağım şimdi. Hükümetin programı nasıl yapıyor dersiniz. Hoş. Hükümet de bizim hükümetimiz. Hepsi bizim. Ordu da bizim. Devlet de bizim. Allah işler nasıl getirsin. Ama ileriye ileriye. Efendim dediği gibi atlamanın zamanı geçti. Hani biz gençlikte birdir, bir ikide bir oynadık. Unuttuğumuz zaman efendim dediği gibi dedi, atlarız. İşimize kolayına gelir. Unuttuk çünkü sayıyı. Efendim dediği gibi. Ya şimdi atlama artık yeter. Efendim yemiyor kimse. Efendim dediği gibi atlama. Anlıyor musun demiş. Agov. Affedersin. Çünkü bir zamanlar yasaklanmış da gayrimüslimlere küfür. Müslüm gayrimüslim. Halk arasında küfür yapanı atıyorlar içeriye. Şimdi şeylerinde, işlerinde bazıları duramazmış küfür yapmaktan. İstanbul halkından. Agov, gözünü severim, anlıyorsun ya. O da demiş ki, lan Kilkor, ben de senin gözünü severim, anlıyorsun ya. Kurtuldular, kanundan. Bundan yürürme canım. Artık yeter. Yeter artık. Anlıyorsun ya. İkisiyle azandır unutku ehlullah. Yek nazarda hakikim ya ederler. Yek tek nazar. Hakkın esrarından onlar ay, ama ben bu nazar istemedim. Kime vermişler elbette bilmiyorum, haberim yok. Anlatırım çok da. Hakkın esrarından onlar ver agah. Velakin surete ihha ile gizlediler surete. Hakaretle bakma derviş onlara. Allah. Nasıl bakıyor böyle dervişe? Köhne ava giyen Arif onlara. İsterse bir şey yok köhne giysin. Varis-ül Enbiya denmiş onlara. Peygamber varisi onlar. Denmiş onlara. Mürde gönülleri ihya ederler. Emrah-ı Cebdi'yle. Kali haliyle. Hal ehli olanın. Kal ehli olandan. İnfialiyle. Laf ehlinden kaç. Laf evleri vardır. Allah içerinden korusun. Erenleri bul da imtizal eyle. Erenleri bul da teslim ol. İntizal eyle. Seni de vasılı Mevla ederler. Oldu mu? Yolun aslı aşktır yavrum. Aşk delilik değil. Mecnunluk değil. İşini gücünü bilmek, Allah'ını Resulünü bilmek, yolunu bilmek, sırat-ı müstakim üzere yürümeye çalışan kişinin hali aşktır. Çok zikreden Allah'a. Şimdi Mecnun'a dediler ki Leyla'sız bir şey söyle konuşamadı ki.
Neşter vuruyorlar vücuduna, yarıyorlar. Vurmayın neşteri, leylama vuruyorsunuz dedi. Nereme neşter vuruyorsanız leylama vuruyor. Bu kadar tabii fazladan. Biz hem dünyayı hem ahireti ikisini de götüreceğiz, terk etmeyeceğiz. Galibiliğin yolu bu. 21. asır yaşayacağız. 20. 19 binden sorulmaz. Anlatabiliyor muyum? Bugün nasıl yaşayacaksın? Peygamberimiz Efendimiz'in getirdiği ahkam elhamdülillah elimize. Hazreti Kur'an. Bizzatihi kendisi de onun üzerinde durmuş. Size bir şey bırakıyorum ki ayrılmayın ondan. Hazreti Kur'an. Bu demek değil ki diğer kitapların kârı. Hayır. Ama biz yanlış anladık. Kendimizi methedeceğiz, övüneceğiz derken daha evvelki şeriatları kabul etmediğimiz gibi hakaret ettik, küfür ettik. Bunu telafi edemiyoruz. Edeceğiz inşallah. Rabbimin lütfü ihsanıyla. Bugün niye dünya birbirine düşman? Ne yerler dağılmıyorlar? Nedir bu Yahudi beni, İsrail beni, Nasara bilmenin davası? Ümmet-i Muhammed davası. Dava mı? Hayır. Niçin? Niçin bu hale düştük? Kabul etmiyor musun ehli kitabı? Etmiyorsan imansızsın. Diyor Hazreti Allah. Ben demiyorum. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve rasûlî. Kabul etmiyorsun, imansızsın. Ha, efendim şöyle şöyle zarar ver. Ha, o zaman o sana verdiğim akılla ölçüye gireceksin. Hayrını şerrini bileceksin. İşine gelmiyorsa kapını açma. Ala böyle yapma. Efendim. Ama bunu yapmam derken kitabına düz atma. Peygamberine hakaret etme. Onun inancına hakaret etme. Havrasına hakaret etme. Kilisesine hakaret etme. Ama böyle demiyorlar ki. Partilik gibi yaptılar. Partilik gibi. İlla senin yaptığını kabul etmeyeceğim. Sana bir kulp takacağım. Biz akşamadık bu anasızı. Dinde böyle Muhaviye bürünürler. Gıpta ettiğimiz Allah ilmeni âli kılsın. Hoca efendilerimiz dahi bunu üzerinden atamadılar. Açık söylüyorum. Hocam Allah Resulullah aşkına. İşte at üzerinden de. Gerçekleri bir anlat da. Bak ne güzel cennete ayağı varmış dünyada gör. Allah nasıl ihsan ediyor? Nasıl ikram ediyor? Gör. Ama sen ehl-i kitabı karşı kafir gavur kaybolsun diyorsun. Filaşsa. Yerine geldiğimde kabul ettim diyorsun. Yok alakam yok. Musa Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi beşer olsan ne yapardın? Ne yerdin, ne giyerdin, ne içerdin? Tenzih ederim sana. Yani fikir olarak biz de öyle yapalım. Beyaz giyerdim ya Musa. Süt içerdim. Rabbimin tavsiyesi bu. Ya? Siz içer misiniz? Evinizde. Eve saklan şeyinizi, güveninizi. Tabii. İstersen bir ayı duvarın lan. Bakıyor musun? Peki. Ey sevgili kaçma, can da sana fedadır diyor Şeyh Sadi Şirazi.
birinci Şirazi. İster kulunu okşa, ister zincire vur. İster kulunu okşa, ister zincire vur. Hüküm senin hükmündür. İster aslan ağzında, ister düşman kemerinde. Sana aşina olanın ömrü saadet içinde geçer. Allah öyle imtihan vermesin de. Allah'a aşina mı? O teselli oradan olur, o aşıktır. Nasılsa dünya geçicidir. 5 dakika bir yerde uyumuşsun yahut efendim, eğlenmişsin, kalmışsın, yine yoluna devam ediyorsun. Hesabı, bura için bütün evli hayatı mahvetmeye değer mi? Ama bunu yapmayalım diye günlük hayatını da efendim, Allah'ın nehyettiği gibi yaşamaya çalışma. Allah'a hayranlık duyuyorum diye de günlük hayatını, mesul olduğun şeyleri terk etme. Ondan da mesulsun. Çoluğun çocuğunu mahrum ediyorsun, Allah yeter ona diyorsun. Allah yeter mi? Senin yeniliği yutulur mu? Evet. Tevekkül, mütevekkül. Yutulur mu bu tevekkül? Diyor Mehmet Akif. Evet, yutulmaz. Vazife defterlerine de yazdım kitabı. Mehmet Akif'in otörde. Efendim, okuyun sık sık. Okuyun, size çok yalnız yoktu. Allah şimdiden razı olsun. Şeyden de sordular da, onu da birdenbire temas edeyim. Seferilik nedir? Seferi. Mukim. Mukim. Seferi. İki şık var. Seferiler için meşakkat olduğundan dolayı Hazreti Allah ibadet taatlarında kısıtlamıştır. Peygamber Efendimiz vasıtasıyla tabii. Seferilik ne demektir? Mukim olduğu yerden 18 saat yolculuğa kalkacağım bir kişi, ister binitli ister yayaya göre hesap edilir. Havadan da geçse 18 saat. 90 kilometre. Bu kişi seferidir. Vardığı yerde 15 gün tecavüz edecekse durması, orada seferi kalkar, mukim olur. Yolda seferidir. 4 rekat namazlar 2 kılar. Efendim, oruçluysa oruç tutmamaya çalışır o gün. Çünkü meşakkat vardır. Bulunduğu ülkenin binalarını geçtiği zaman seferilik uygulamaya başlar. Bakın çok dikkat edin, bunu yapmıyor, çok bilmiyor. Mesela bir yere gidiyorsun, Antalya'dan çıktın. Binalar nerede bitiyor, bilmem nerede bitiyor. Oradan sonra seferi hükmüne tabisin. Eğer vardığın yerde 15 günü fazla kalacaksan, tecavüz edecekse, vardığın yerde seferi hükmü kalkar. Yolda seferiyorsun. 18 saatlik bir yere gidiyorsan 90 kilometre. Şimdi bu 1400 sene evvel ayarlanmış. Güzel. İçtihadı kaldırdıkları için bu türlü yabancılıklar çekiyoruz.
Müştehid efendilerimiz İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Maliki, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafii. Ondan sonra İmam, müştehid imam yetiştirmediler, kabul etmediler. Ne oldu? O günkü ahkama göre yaşıyoruz. Hala nisabı anlatırken arpadan buğdaydan bahsediyoruz, yulaftan bahsediyoruz. Değil mi? 23 karatın 200 dirhem gümüş diyoruz. Bugün gümüş neyler ki 200 dirhem gümüş yetmez. Nasıl nisaba girecek o? Ama çıkıp da birisi yok yetiştirmedik müşteyit. Kabul etmedik müşteyit. Sırf bunun üzerinde şer'i hükümler üzerinde uğraşan zamana uyumlu müştehitler yetiştirmemiz lazım diye yetiştirmedik. Fitne oluyor diye kestik orada. Bugün alevisin neyime sözdü böyle? Ben çocukluğumdan tanırım. Çorum'daki aleviler, malum kardeşlerimiz. Benim tanıdığım %99'u namazını kadar orucunu tarakça gidecek diyor. Şimdi bizim bildiğimiz Alevi bu. Başka türlü kabul, beni ilgilendiren bir şey yok bunda. Ama işler nasıl geçsin? Aleviyim deyince, sen ne diyorsun, ben de Aleviyim. Nasıl Aleviysin? 12 tarih, 12'si de Alevi meşraktır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, ben Medine şehriyim, Ali kapısıdır. İlim şehriyim. Ene Medine'den Ali Babuha. İlim isteyen Ali'den gelsin. Ali ile görüşsün ilim isteyen. Hulefayi Raşid'in Efendimiz içinde en alimi Hazreti Ali Keramullah ve Şefendimiz'i. Çünkü çocuk yaşta Peygamber Efendimiz'in terbiyesine yetişti. Bütün Hulefayi Raşid'in Efendimiz'den çok biliyordu. Çok sık anlatırım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in hilafeti zamanında tavaf edecek Hazreti Ömer. Hacı Esed'in karşısına gelmiştir. Niyeti orada edecek. Bismillah, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyecek, öpecek. Hacı Esed'in taşını öpecek. Adalet sahibiler. Biliyorum ki dedi, sen taşsın. Siyah taşsın. Senin de faydan olur, senin de zararın olur. Ama Hazreti Resulullah'ı öperken gördüm seni. Hazreti Resulullah'ı öperken gördüm. Onun için öpeceğim. Yoksa sana değer verdiğimiz değil. Demiş Hazreti Ali Keramullah Efendimiz, ya Ömer böyle söyleme, zararı da olur, faydası da olur. Anlatmıştır Hacer Esmet'i Hazreti Ömer'e. İlim sahibi Hazreti Ali Keramullah Efendimiz. Ahd-i misak ruhlar gen halindeyken nasıl bir ahd-i misak aldı Hazreti Allah, bir yaprağı yazdı Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hacer Esved'e yutturdu bunu. Ezel yarahta bu şahitlik edecek. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Elesi bir Rabbim bir daha ona. Beli yiyen ruhlar. Yutturdu. Yerin evimi inşa et emrini verdikten sonra haşa Hazreti Allah'ın evi bütün alem evi bizler için kalimanlar gelsin de evimi ziyaret etmiş olsun diye merhamet ilahiye başka bir şey. Hacer Esved'i de köşesine inşa ettirdi, koydurdu cebeli efendim Kuyustan'dan Kuyustan'a indirdi. Cennet-i Âlâ'dan indirdi.
Ve köşesine koymak için İbrahim Aleyhisselam'ın da oğlu İsmail Aleyhisselam'ın inşa ettiği temeller zaten eskiden de var idi. Nasılsa bilmiyoruz. Onu yükselttirdi, köşesine koydurdu. Sonra'nın bir köşesine de efendim Nürk Neymani köşesi, Yemen tarafına bakan köşesi de İsmail Aleyhisselam'ı kesmeyen kılıç taşı deneyince taşı parçaladı. O taş değer ifade etti. İsmail Aleyhisselam yerine kurban edilir diye. O taş yürüklü emanidir. Orada istilam olur. Öpülmez de Bismillah, Allahu Ekber ve Lillahi İlham denir. Kısmet olsa da beraber bir tavan edecek. Ondan sonra Allahümme Rabbena atena fi dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve kina azabennar ve edhilnel cennete me'el ibrar ya aziz ya gafar ya rabbel alemin diye Rabbime yalvarırken Hacer Esvet'i gelirsin yine. Yine Bismillah, Allah'a ekber ve Lillahi İlham. Öferirsen öfersin. Geriden istilam edersin Bismillah. Allah'a ekber olmuş gibi. Meşakkat yok. Ne bu? Ahd-i Misak taşı. Hatta bazı hükümdarlar bunu içinden bulalım diye kırmaya kalkmışlar. Şu yaprağı bir bulalım dokuyalım diye. Dediler ki o öyle değil. O yaprak buyurması bizlere, aczimize göre hitap edilen söz. İşin gerçeği bütün ahit, bütün genlerin ifadesi burada. İşte onun için lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz. Geldim ya Rabbi. Ey şerik nazir olmayan Rabbim geldim. Dudaklarına imza atıyorsun. Ahd-i misak taşına. İkinci imza atıyorsun. İman imzası bu. İyi anlıyor musun? Ve fakir çok şahit olduğum mevzu var. Aşık derviş baktığı zaman şeyhin de onun içinde görür. O da Ahd-i Misak'tı. Bakın Allah sizlere dünyayı kendinden de Ahd-i Misak'a söz vereceksiniz diyor. Tabi olacaksınız. İşte dervişlik bu. Dervişlik. Bir zevki de bu. Bunun diktir tamam değil de çok çok iyisi. Rahmet ilahi var. Ahd-i Misak taşı. Aynen Ahd-i Misak'ını yerine getiriyorsun. Biat etmekle kime? Peygamber efendine. Yok varisine. Onun ismi de evliya. Dost değil. Dost bırakın. dost. Ben dost diye bilmem neye sarıldım. Benim sadık yerim kara topraktı. Kara toprak o dost. Değil mi? Ahd-i Misak taşını anlattı. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh ve Hazreti Ali Keremullah radıyallahu anh ilim şehri. O zaman tövbe istiğfar ederek öpmüştür taşı. Onun için 12 tarik manevi yol, 12 yol gerçek. Onun kolları var yüzlerce. 12 gerçek tarik. Şey yazıyor burada da orada kolarına. 12'si de Alevi meşrettir. Meşret mezhep değil. Alevilik mezhep değil. Meşrettir. Mezhep ibadet tarzlarını efendim nasıl yapacağız, nasıl şey edeceğiz? Allah ne hükümler vermiş, neler haram kılmış, neler yasak kılmış, neler mübah kılmış. Bunları ifade eden ulemalarımız, Allah
yine ihsan etsin ümmet-i Muhammed'e, diğer ümmetlere de. Efendim, bunlar isimler ilan ederler. Ne derler? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, daha bilmem ne, Caferi falan. Şimdi 12 imam vardır ki, Alevi meşrefler, tasavvufa kaçar. Efendim, hepsi Alevi meşreftir. Meşref itibariyle Alevi'dir. Ama onu mezhep olarak da algılayanlar olmuştur. Onlar Allah'la kulun arasında, biz karışmıyoruz. Ama bizler, ben şimdi değil, 30-40 senedir haykırıyorum. Ve İngilizce yaptığım ilk bantlarda bizler Aleviyiz dedik, Alevi meşrebiz. Bugün söylemiyorum yani bu sözü. Ya dadırgamayın Alevi kardeşlerimizi. Dua ederiz, temenni ederiz ki Allah'ın rızası üzere yaşasınlar. Evet. Bir şey, haddimiz değil. Nasıl ibadet edersiniz? Sen karışma. Ama işte deriz ki Allah'ın emri üzere, Peygamber Efendimiz'in getirdiği ahkam üzere, Hazreti Ali Keramullah Efendimiz'in yaşantısı üzere. Başka türlü yaşamadı ki. Yaşasınlar deriz. Ya bundan da kusura bakmamıza bakmazlar herhalde. Ayrılık göstermiyoruz biz. Açıktan söylüyorum. Alevilerin içinde ben onlardan belki çoklarından çok kaldım. Biliyorum her şeyi. Çok şeylere şahit etti beni Hazreti Allah. Yeri geldikçe bahsediyorum. Onun için Ehl-i Beyt'tenim, evlad-ı Resul'denim. Ali Beyt'tenim, elhamdülillah. Bunu Peygamber Efendimiz de tasdik etmiş ve ilan etmiştir ihvanıma. Sonra seceren de bu. İşte Seyyid Ali Kuşçu. Seyyid. Hem şerif hem seyyid. Yani sen nesin? Şimdi bunlarla övünülecek şey değil bunlar. Sen nesin? Canım benim ahbabım. Ya canım sen nesin? Ahbabını anladık. Avutmayalım kendimizi mezar saçlarıyla. Yetiş büyüklerimiz. Öğreneceksek gerçek bir şeyler öğrenelim. Şahsında zuhur eden güzellikler öğrenelim. Ben Hadet Dögr Kartini yaratladım. Hadi orada, sarışım burada. Hadi burada da buyur. Allah rızasına muvaffak amirler ve teşhis etsin cümlemizi. Kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Demek 18 saatlik bir yere yaya hesabıyla işte Sultan'a gitsin. Sefer hükmü uygulanır. Vardığı yerde mukimdir. 15 gün geçecekse. 15 gün az duracaksa seferidir. Seferi vazifeleri malumdur. Bunlar edilir. Her meşakkat varsa Ramazan'da dahi oruç yiyebilir. Yerine borçlanmak suretiyle. Fidesini verir. Yer. Kadınlar er olmadan gidemezler bir yere. Ama dedim ya, evvelce söyledim. Şimdi iştihad edilmediği için bunlara yutulanlar çok. Şimdi böyle demiş ama bugün o meşakkat kalkmış. Uçağına gidiyorsun, bir şey yok. Ama bugün de iştihad, nerede iştihad müştehit efendilerimiz? Niçin ilga ettiniz? İyilik mi yaptınız ümmetime? Hayır, yok şimdi. Onun için gülünce oluyoruz. 20 kadar altın.
200 dirhem gümüş, 40 koyun, bilmem şu kadar, inek şu kadar, anladık da. Bunlar o zaman eşitti, şimdi de eşit değil ki. 200 dirhem gümüş dediğin ne olur? 2 yıl kandığı doyurmaz ya. Bu nisap mıdır? Şimdi kaça gümüş? Dramı bile var mı? Efendim? 800 dolar. Kilosu 800 dolar efendim. Gümüşün kilosu 800 dolar. 800 dolar. Evet. 200 ya. Şimdi 5'te bir küsürt 800 dolar. 200 dolar. 200 lira diyelim bizim paramızda. 200-250 lira canım. 250 lira sonra zengin olur mu? Elektrik parasına yetmez. Su parasına yetmez. Neyse. Bir dahil facia.